insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür. Bu olgu gerçek ve ilkelerin insan aklı tarafından kavranabilmesi için bazı süreçlerden geçmeleri gerekir. Çevreden elde edilen verilerin akıl tarafından bilgi haline getirilmesi yolculuğunda ona vahiy ve duyular da eşlik eder. Kur'an-ı Kerim'de bilgi kaynağı olarak zikredilen akıl, vahiy ve duyulardır. Bu parçadan hareketle bilgi kaynaklarından gelen haberlerin hangilerinin bağlayıcılığı yoktur? Birincisi salim duyular, evet bunun vardır. İkincisi ilham, ilhamın geçerliliği, bağlayıcılığı yoktur. Üçüncüsü selim akıl, bağlayıcılığı vardır. Dördüncüsü ise mütevatir haber, onun da bağlayıcılığı vardır. Doğru cevabımız sadece 2'nin olduğu A seçeneği yalnız 2'dir. Bu parçada verilenlere göre Salih Amel ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Salih Amel iyi, güzel, faydalı, sevaba ve Allah'ın rızasına sebep olacak haram sınırına girmeksizin kişinin iman, iyi bir niyet ve ihlas ile yapmış olduğu davranışlardır. Salih Amel dinin gerektirdiği ibadetlerle ilgili olmakla beraber insanın bütün hal ve hareketleri kendisine ve diğerlerine karşı gösterdiği muameleden bütün canlılara kadar gösterdiği davranışları kapsar. A seçeneği iman salih amel ile takviye edildiğinde kişinin Allah'la münasebeti güçlenir. Evet çünkü bu iyi ve güzel davranışlar sevaba yani Allah'ın rızasına sebep olur. B seçeneği imanı kuvvetlendiren ve onu kuşatarak sağlamlaştıran salih amellerdir. Evet çünkü iyi bir niyet ve ihlasla yapıldığı zaman bu davranışlar kişiyi güçlendiriyor, sağlamlaştırıyor. C seçeneği salih ameller tüm insanlar için zorunlu ibadetleri içerir. Böyle bir zorunlu ibadetten bahsedilmemekte. D seçeneği tüm canlılara yapılan iyilikler salih amel kapsamında değerlendirilir. Evet insanın yapmış olduğu her türlü iyilik insanın bütün hal ve hareketlerine diğerlerine karşı gösterdiği muameleye canlılara karşı gösterdiği davranışlara kadar her şeyi kapsıyor dedik. E seçeneği din ve dünya için faydalı her türlü işlerdir. Evet, salih amel hem bu dünya hayatı için hem de haram sınırına girmeden kişinin imanı için yani dini için faydalı her türlü iştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada verilenler İslam dininin hangi özelliğini örneklendirir? İslam'ın kuralları kıyamete kadar tüm zamanlar için geçerlidir. Bu anlamda tüm peygamberler İslam'ın peygamberleridir ve öğrettikleri inanç ve ahlak değerleri Hz. Muhammed'in sahip olduğu değerlerden farklı değildir. Baktığımız zaman İslam'ın kurallarının bütün zamanlar için geçerli olması onun evrensel bir din olduğunu bize gösterir. A seçeneği barış dini olduğunu bundan bahsedilmemiş. B seçeneği evrensel bir din oldu. Evet bundan bahsedilmiş ve bu özelliği örneklendirmiştir. C seçeneği sevgi dini olduğu bundan da bahsedilmemiş. D kolaylık dini olduğu buna da değinilmemiş. E seçeneği dünya ahiret dini olduğunu da bize bildirmemiş burada. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumla ilgili bir uyarı niteliği taşımaz? Doğru bilgi içinde şüphe barındırmayan, gerçeğe tam olarak uyan ve kesin güven duyulan bilgidir. Doğru kararlar alabilmek ve doğru davranışlar sergileyebilmek için doğru ve güvenilir bilgilere ihtiyaç vardır. İslam hayatın her anında doğru bilginin yol gösterici olmasını ister. A seçeneği ve onlar sana indirilene senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar diyor. Burada bir uyarı niteliği yoktur. B seçeneği hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Burada bir uyarı var. Ardına düşme derken. C seçeneği eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda onlara uyma. Ama yine de onlara dünyada iyi davran derken yine burada da bir uyarı var. D seçeneği insanlar arasında öyleleri vardır ki bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor derken yine bu bilgisizlik yüzünden kişilerin neler yaptığına, sapkınlıklarına değinilmiş ve bir uyarı verilmiş. E seçeneği oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz diye burada da bir uyarı var. Bize hangisi uyarı niteliği taşımaz demişti. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu ayetlerden çıkarılabilecek ortak ilki aşağıdakilerden hangisidir? Cin ve insanlara ancak beni bilip itaat ve ibadet etmeleri için yarattım derken Allah'ın kulluk etmek için yarattığından bahseder. Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı yaratan o aziz ve gafurdur. Yine kişilerin güzel iş yapmasından bahsediyor. Yani kullarının salih amel işleyip işlemeyeceğinden bahsediyor. A seçeneği ahlaki davranmanın önemi. Ortak ilke bu değildir. B seçeneği adaletli olmanın gereği buna da ortak ilke diyemeyiz. C seçeneği kainattaki ölçülülük bu da ortak ilke değildir. D seçeneği insanın yaratılışının hikmeti. Evet güzel işler yapmak ve düzgün bir şekilde Allah'a kulluk etmektir. E seçeneği ibadetlerin toplumsal faydaları bu da ortak ilke olarak karşımıza çıkmaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu ayetlerde vurgulanan ahlaki özellik aşağıdakilerden hangisidir? Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz derler. A seçeneği sabır. Sabır kişinin dayanma gücüdür. B seçeneği adalet değil. C seçeneği diğer gamlık. Diğer gamlık kişinin kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula yetime esire vermesidir aynı zamanda hiçbir şekilde karşılık beklemeden başka insanların ihtiyacı varsa kendilerinden önce onların ihtiyacını önemsemesidir diyoruz. D seçeneği tevazu hoşgörüdür. E seçeneği cesaret kişinin korkusuz cesur olması demektir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilenlere göre İslam dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? İslam dininin kuralları belirli bir kültürel çevre ve belirli şartlarla sınırlı olmayıp kıyamete kadar bütün zamanlar için geçerlidir. İslam dini hükümleri tüm zamanlar için geçerli olan bir dindir. Hükümleri belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değildir. İslam dininin kuralları belirli bir bölge ya da ülkede değil dünyanın her yerinde yaşayan insanlar için geçerlidir derken genel anlamda evrensellikten bahsetmiş. A seçeneği aşırılıklardan uzak bir dindir. Buna ulaşamayız. B seçeneği hem dünya hem de ahiret dindir. Buna da ulaşamayız. C seçeneği dini yükümlülüğün temel şartı akli yeterliliktir. Buna da bahsedilmemiş. D seçeneği hükümleri akla ve yaratılışa uygundur. Buna da değinilmemiş. E seçeneği hükümleri itibariyle evrenseldir. Evet, ulaşılacak bilgi budur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Varlıkları oluşturan yaratılış, değişim, gelişim ilke ve kanunlardır. Allah'ın mahlukatını kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek bir hal, bir kabiliyet üzere yaratmasıdır. Bu belirlemeler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? A seçeneği ihlas, samimi ve içten bir şekilde ibadet etmek. B seçeneği ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. C seçeneği fıtrat ise kişinin yaratılışı, değişimi, mizacı, hal ve kabiliyetidir diyoruz. D seçeneği cihat Allah yolunda savaşmak, E seçeneği tebliğ ise peygamberlerin aldıkları vahiyleri eksiksiz bir şekilde iletmeleridir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada verilenler insanın olumsuz sosyal özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Gökte vahim indiği yerde şöyle yazılıdır. Ademoğlunun iki vadisi olsa ve bu iki vadiden altın ve gümüş aksa bunlara ilaveten bir üçüncü vadinin de olmasını ister. Ey Ademoğlu şüphe yok ki senin karnın denizlerden bir deniz ve vadilerden bir vadidir. Onu topraktan başka bir şey dolduramaz. A seçeneği sabırsızlıktan bahsetmemiş, B seçeneği cimrilikten bahsetmemiş, C seçeneği israftan bahsetmemiş, D seçeneği hırstan bahsetmiş. Çünkü birincisi olsa ikinciyi de ister, ikincisi olsa üçüncüyü de ister, hatta daha fazlasını ister fakat e, senin Gözünü topraktan başkası doyuramaz derken bu kadar hırsın olumsuz bir özellik olduğundan bahsediyor. E seçeneği cahillikten de bahsetmemiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada dinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Din insanlar arasında merhamet, şefkat, sevgi ve barış duygularının ortaya çıkmasını sağlar. Yoksula, yetime, düşküne yardımcı olmayı emreder. Kin, nefret ve intikam gibi her türlü kötülüğün ve kötü düşüncelerin ortadan kalkmasını, insanların kardeşçe ve huzur içerisinde yaşamasını öğütler. A seçeneği insanları iyi ve faydalı işler yapmaya yöneltmesi, evet bu vurgulanan özelliktir. B seçeneği farklı inanış biçimlerinin olması, buna bahsedilmemiş, değinilmemiştir. C seçeneği insanın sıkıntılara karşı direncini artırması bundan da bahsedilmemekte. D seçeneği aklın cevaplayamadığı soruları yanıtlaması buna da değinilmemiştir. E seçeneği ahiret yaşantısına yönelik olması bundan da bahsedilmemiştir. Doğru cevabımız vurgulanan özellik A seçeneğidir. Bu parçadan hareketle vahiy ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Kur'an-ı Kerim'deki ayetler insanı iyiye ve güzele yönlendirir. Allah'ın varlığı, birliği, peygamberlik, peygamberlerin hayatları, kutsal kitaplar, ahiret hayatı ve melekler gibi inanç konularında insanı bilgilendirir. Evrenin ve insanın yaratılışı hakkında açıklamalar yapar. İnsanların mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamaları konusunda onlara öğütlerde bulunur. Geçmiş toplumların durumlarından bahseder ve insanların dersler çıkarmasını ister. İbadetler konusunda insana bilgiler verir. İbadetin sadece Allah'a yapılması gerektiğini belirtir. Sosyal hayatta ilişkilerin sağlam bir zeminde ilerlemesi için nelere uyulması gerektiği konusunda öğüt verir ve ufkunu açar. A seçeneği insanın cevabını aradığı birçok konuda bilgilendirir. Doğru, insanın Allah'ın varlığı, birliği, peygamberlerin hayatları, kutsal kitaplar, ahiret hayatı, melekler gibi ...birçok inanç konusunda bilgilendiriyor. Aynı zamanda onların mutlu, huzurlu, barış içerisinde yaşatmaları için öğütlerde bulunuyor. Yine geçmiş toplumların bilgilerinden dersler çıkarmalarını istiyor. Bu tarz bilgilerle kişiyi birçok konuda, cevabını merak ettiği birçok konuda bilgilendirmiş oluyor. B seçeneği sadece peygamberlere Cebrail aracılığıyla iner. Böyle bir konudan bahsedilmemiştir. C seçeneği bu bilgilerin toplandığı kitapların Allah'a ait olduklarına inanılır. Bu bilgiye de değinilmemiştir. D seçeneği aklın kavrayamadığı hakikatlere bu kaynakla ulaşılır. Bundan da bahsedilmemekte. E seçeneği Allah'ın iradesini yarattığı bütün varlıkları iletmesidir. Buna da değinilmemiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada verilenler aşağıdaki değerlerden hangisiyle ilgilidir? Hz. Muhammed'in tevhid mücadelesi başlı başına bir cesaret örneğidir. Zulmün hakim olduğu, kötülerin güçlü olduğu bir dönemde canı pahasına da olsa hak olanı söyleyebilmek gerçek yiğitliktir. Ayrıca Hz. Muhammed müşriklerle yapılan bütün savaşlarda ümmetine liderlik ederek cesaretiyle örnek olmuştur. Hz. Ayşe onu anlatırken Hz. Muhammed insanların en cesuru, en cömerdi ve en güzeli idi demiştir. A seçeneği ahlaki davranma bu değerle ilgili değildir. B seçeneği mütevazı olma alçak gönüllülüktür bununla da ilgili değildir. C seçeneği şecaatli olma evet cesur olmak demektir. D seçeneği hikmetli olma bilgili olmaktır. E seçeneği iffetli olma da şerefli olmak demektir. Doğru cevabımız şecaatten bahsetmiştir. C seçeneğidir. İbadetlerin kabul olmasının ilk şartı onları yüce Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmek. İkinci şartı ise ihlas ve samimiyetle yapmaktır. Her türlü gösteriş, menfaat ve çıkar beklentisinden uzak, yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek yapılan ibadetler Allah katında daha değerlidir. Bu parçada verilenlere uygun davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Cenneti kazanmak için yapmak değildir. B topluma şirin görünmek için yapmak değildir. Bu gösteriştir. C seçeneği Allah'ın rızasını için yapmak. Doğru. Uygun davranış sadece Allah'ın rızası için yapmaktır. D seçeneği sorumluluktan kurtulmak için yapmak. Bu da değildir. E seçeneği cehennemden kaçınmak için yapmak. Bu da değildir. Doğru davranış biçimi C seçeneğindedir. Bu parçada verilenler değerlerin aşağıda verilen özelliklerden hangisiyle ilişkilidir? Değerler toplumda üzerinde uzlaşılması dolayısıyla çoğunluğun paylaştığı, toplumun iyi ve müreffeh olması hususunda herkesçe kabul edilen ölçütlerdir. Toplumlu beraberlik ve yardımlaşmayı sekteye uğratacak tutum ve tavırları kötü kabul eder. Toplumsal değerler birey ve toplumca bilinir, kabul edilir ve toplumsal kurallar gibi bunlara da uyulması gerekir. A seçeneği ortak paylaşım ölçütleridir. Evet, herkesçe kabul edilen ölçütlerdir denildi. B seçeneği tarihi birikimlerden ve köklü inançlardan oluşurlar. Bundan bahsedilmedi. C seçeneği dil ve sembollerle aktarılır. Buna da değinilmedi. D seçeneği bireysel ve toplumsaldır. Değerlerin bu özelliği ile ilişkili değildi. E seçeneği bağlı olduğu kültürlere göre değişim gösterir. Bunda da bahsedilmemiştir diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu görselde verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Gerçeğe götüren ilim. Birincisi, ikincisi adaletle hüküm verme, üçüncüsü derin anlayış, dördüncüsü bilim ve felsefe, beşincisi bilgelik, altıncısı faydalı bilgi ise Yedincisi de ne olur? Hikmet olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. A merhamet, B ibadet, C cömertlik, D doğruluk değildir. Cevabımız E seçeneği. Din insanlar arasında iyiliğin, ahlaki değerlerin ve adaletin hakim kılınmasını, kötülüğün, ahlaksızlığın ve haksızlığın önlenmesini amaçladığı için İnsanlar arası ilişkilerin kendiliğinden düzene girmesine büyük bir katkı sağlar. Böylece din, saygılı davranışın toplumsal huzur, barış ve uzlaşının kaynağı haline gelir. Toplumu huzursuz eden kötülüklerin önlenmesinde baskın rol oynar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? A seçeneği dindarlığın gereğine böyle bir şeye vurgu yapılmamakta. B seçeneği dinlerin yeryüzündeki dağılımına buna da vurgu yapılmamakta. C seçeneği din ve devlet işi ayrılığına buna da değinilmemiştir. D seçeneği dinin işlevlerine. Evet vurgu yapılan konumuz dinin işlevleridir. E seçeneği dinlerin kaynağına buna da vurgu yapılmamıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Allah'a yönelmek, ona teslim olmak, tevhid inancına sahip bulunmak, Allah'a teslimiyetin gereğini yapmak. A seçeneği ihlas, samimi ve içten olmaktı. B seçeneği İslam ise Allah'a yönelmektir, teslim olmaktır. Aynı zamanda tevhid inancını sahiplenmektir. Yine Allah'a teslimiyetin gereğini yerine getirmektedir. Teslim ve İslam aynı köktendir Arapçada. C seçeneği tövbe Allah'tan af dilemektir, mağfiret dilemektir. D seçeneği ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir. E seçeneği ibadet Allah'a kulluk etmektir. Doğru cevabımız B seçeneği İslam'dır. Bu ayette vurgulanan temel ilki aşağıdakilerden hangisidir? O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. A seçeneği insanın yaratılış gayesinin imtihan olduğu, evet, kişileri Allahü Teala yarattığında onları denemesi bir imtihandır diyoruz. B seçeneği emanete riayet edilmesi gerektiği bu ilkeye değinilmemiştir. C seçeneği cinlerin ruhani varlıklardan olduğu, buna da değinilmemiştir. D seçeneği iman ile amelin birbirlerini beslediği bundan da bahsedilmemiştir. E seçeneği Allah katında üstünlüğün takva ile olduğu bu ilkeye de vurgu yapılmamıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Ülkemizde yaşayan insanların uzun yıllar dinlerine olan bağlılıkları ve saygıları sonucu bazı uygulamalar zamanla örf adet halini almıştır. Bu parçada verilenlere genel eklerinden hangileri örnek gösterilebilir? Birincisi bu da örf adet değil midir? Kına merasiminde kınanın bir tepsi içerisinde üzerine mumlar dikilmiş şekilde getirilmesi, kına türküleri bitene kadar mumların gelinin başında bir genç kız tarafından gezilmesi. Bu bir eğlence türüdür. İkincisi vefat eden kimse için 7. günü lokma dağıtılması, kadınlar tarafından 70 bin kelimeyi tevhid çekilmesi bu gelenek haline getirilmiştir. Bayram namazı kılındıktan sonra camiden çıkanlar evlere uğramadan kabristana giderek geçmişlerini ziyaret etmesi ve ruhlarına Kur'an okuması. Bu da yine dinin bazı uygulamalarının bağlılıklarının gelenek haline getirilmesidir. Dördüncüsü gelin olan kızların çeyizlerine seccade ve Kur'an-ı Kerim konulması da yine gelenek haline gelmiş dini bazı uygulamalardır. Öyleyse bize hangileri örnek gösterilir demişti. 2, 3 ve 4'ün bulunduğu E seçeneği doğru cevabımızdır. Güzel ahlak sahibi kimseler güzel davranışlarda bulunurlar. Hz. Muhammed güzel davranışlarda bulunma konusunda insanların örnek aldığı bir kimsedir. O iman, ahlak, ibadet ve takva konularında dinin emrettiği şekilde en güzel davranışları sergilemiş, insanlara da bu davranışların yapılmasını tavsiye etmiştir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki hadislerden hangisi güzel ahlaka yönelik değildir? A seçeneği ibadetlerin en kolayı az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu güzel ahlaka yöneliktir. B seçeneği müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır. Bu da ahlaka yöneliktir. C seçeneği yumuşak davran, sertlikten sakın yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir derken yine güzel ahlaka yöneliktir. D seçeneği müminin nuru ve beyazlığı abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır derken Burada abdest ibadetinin insana katkısından bahsedilmektedir. E seçeneği hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir derken yine güzel ahlaka değinilmiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.